Hello my children. Welcome to video of the third grade English lesson at Alabalu College. My name is Kübra. We will learn there is and there are. Evet çocuklar, dediğim gibi bugün there is ve there are öğreneceğiz. There sözcüğü tekil isimlerle there is, çoğul isimlerle there are biçimini alır. Her iki şekilde de vardır anlamına gelir. Affirmative ne demekti? Olumlu. Olumlusu there is ya da are fark etmiyor. There is, there are, there is an eraser in the pencil case. Ne diyor? Bir kalem kutuda bir silgi vardır. An eraser. An eraser olduğu için is geliyor. There are two erasers in the pencil case. Kalem kutuda iki silgi vardır. Şimdi is ya da are geldiğini anladınız mı? Eğer isse tekil olması lazım. Yani bir tane bir şey olması lazım. Burada e'de and'e değil bir. Is geliyorsa tekil. İki ya da daha fazla bir şey geliyorsa çoğul. Yani çoğula ne geliyormuş? Are. Tekile ne geliyormuş? Is. Zaten şurada da söylemiştik. Tekil isimlerle there is, çoğul isimlerle there are biçimini alır. Anladınız mı? Örnek vermek gerekirse there are five erasers in the pencil case. Kalem kutumda 5 tane silgi var. Kalem kutumda 30 tane silgi var. Hiç fark etmiyor. Çoğul olduğu için buraya are geliyor. Ama is geldiği zaman mutlaka bir tane bir şey olması lazım. Question. Bir de soru biçimine bakalım. Question'da soruydu. Soru. Soruda ise is ya da are başa geliyor. Yani biz burada diyorduk ya there is, there are. Bunların ikisi yer değiştiriyor. Hiçbir fark yok. Şuralar tekrar aynı. Cümle tekrar aynı. Devam ediyor. Sadece is, are ve there'ler yer değiştiriliyor. Is there an eraser in the pencil case? Kalem kutunda bir tane silgin var mı? Bak, is there an eraser in the pencil case? Kalem kutuda bir tane silgi var mı? Are'da ise are there two erasers in the pencil case? Are there two erasers in the pencil case? Kalem kutuda iki tane silgi var mı? Okey, duyandırsa soru soruyoruz burada. Look at the negative. Negative ise olumsuz bir soru. Olumsuz biçimine bakalım. Olumsuz. There isn't an eraser in the pencil case. Kalem kutuda bir tane silgi yok. There aren't two erasers in the pencil case. Kalem kutuda iki tane silgi yok. Okay? Do you understand? Peki şu da olabilir. Is not, are not. Olumsuz bir şey ekliyse böyle oluyor. Constructions, yani kısa cevaplar constructions'da. Yes, there is. Yes, there are. No, there isn't. No, there aren't. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi sorulara, cümlelere bakalım. How much milk is there in the fridge? Diyor ki buzdolabında ne kadar süt var? There is some milk in the fridge. Buzdolabında biraz süt var. Neden buraya some geldi biliyor musunuz? Süt çünkü sayılabilen bir şey değil, değil mi? Yani biz sütün kabından bahsetmiyorum. O hani süt oluyor ya, sütün içindeki içinden bahsediyorum. Yani biz bir süt, iki süt diye bir şey sayabilir miyiz? Çünkü sayamayız. Çünkü o sıvı bir şey. O yüzden tekil olarak kabul edeceğiz. Sayılamayan biz şeyler tekil olarak kabul ettiğimiz için is geldi. There is some milk in the fridge. Buzdolabında biraz süt var. How many seats are there at the cinema? Sinemada kaç koltuk var? Şimdi seats dediği burada koltuk. Koltuk sayılabilir değil mi?
1 koltuk, 2 koltuk, 3 koltuk, 10 koltuk, 20 koltuk diye sayılabilir. O yüzden there are 90 seats at the cinema. Sinemada 90 koltuk var. Şimdi bunu anladınız değil mi çocuklar? Yes. And bir anlamına gelir. And tekil sayılabilir isimlerle kullanılır. Biz demiştik ya, there isn't an eraser in the pencil case. Oradaki and bir anlamına geliyor. Değil mi? Bir kalem kutuda bir tane silgi var. İsim sessiz harfle başlıyorsa e kullanılır. Yani ben size şöyle bir örnek vereyim. A table. Sessiz harfle başlıyor bu isim değil mi? Yani bu isimi sesli harfle, sessiz harfle başlıyor. O yüzden e gelir. Bazen isim sesli bir harfle başlarsa o da okunuşu sessiz olduğundan e kullanılır. Şimdi buradaki bir örnek cümlelere bakalım. Daha iyi anlayacaksınız. There is a university in the city. Şimdi siz diyeceksiniz ki öğretmenim buradaki harf sessizdi. Biz buraya e'yi koyduk. Nasıl buradaki harf sesliyken biz buraya e koyduk? Şimdi bu üniversite diye yazılıyor değil mi? Ama okunuşu öyle değil çocuklar. Okunuşlarına göre de bazen değişiyor. Üniversite diye okunuyor. Y ile okuduğumuz için y olduğunu düşündüğümüz için e geliyor buraya. There is. Bu bizim karşımıza çok az, çok çıkmaz yani. Şimdi biz genellikle şunlara bakalım. There is a pen on the table. Bakıyoruz şimdi. Sessiz bir harf değil mi? O yüzden e geliyor. An apple. And ise buradaki sesli bir harf olmamız lazım. There is a pen on the table. Masanın üzerinde bir tane dolma kalem var. Okay. Şimdi az önceki dediğim şey buydu. İsim sesli bir harfle başlıyorsa ya da sessiz bir harfle başlayıp okunuşu sesliyse an kullanılır. Mesela buradaki harfimiz sessiz, sesli bir harf değil mi? O yüzden an geliyor. Eğer burada mesela table olsaydı, table buradaki harfimiz ne? Sessiz bir harf. O yüzden e geliyordu. Sesli oluyorsa an, sessiz oluyorsa e. Yani kelimemizin başına bakıyoruz. There is an owl in the tree. Ağaçta owl dediği neydi? Baykuş. Ağaçta bir tane baykuş var. There isn't an expensive car in our garage. Şimdi bakıyoruz. Expensive sesli bir harf değil mi? O yüzden an geldi. There isn't an expensive car in our garage. Ne diyor burada? Bizim garajımızda pahalı araba yok. Expensive pahalı demekti. Some birkaç, bazı anlamına gelir. Some sayılabilen çoğul isimlerle, sayılabilen çoğul isimler dediğim ne burada? 3 kalem, 4 kalem, 15 kalem. Sayılamayan isimlerle genelde olumlu cümlede kullanılır. Biz bu burada demiştik ya çocuklar. Sayılamayan isimler dediğim neydi? Süttü. Hani diyor dolapta mesela ne kadar süt var demiştik. Şu örneğe bakalım. Buzdolabında ne kadar süt var demişiz. There is some milk. Buzdolabında biraz süt var. Bu olumlu bir cümle değil mi? Bakın burada da diyor ki some sayılamayan isimlerle genelde olumlu cümlelerde kullanılır. Some genellikle sayılabilen cümlelerle kullanılıyor ama sayılamayan cümlelerde de kullanılıyor. Yani burada kullandığımız gibi there is some milk in the fridge. Buzdolabında biraz süt var. Anladınız mı? Şimdi örneklere bakınca daha iyi anlayacaksınız. Şurayı bir daha tekrar edelim. Some birkaç, bazı anlamına gelir. Some sayılabilen çoğul isimlerle. 2 kalem, 15 kalem, 100 kalem dediğimiz gibi çoğul isimler bunlar sayılabilen. Ve sayılamayan isimlerle genelde olumlu cümlelerde kullanılır. Az önceki gösterdiğim cümle. There is some milk in the fridge. Buzdolabında biraz süt var dediğim gibi. Şimdi şuraya bakalım. There are some books on the shelf. Shelf dediği burada raf. Rafın üzerinde birkaç kitap var. Kitap sayılabilen bir şey değil mi? Sayılabilen isimlerle çoğul kullanıyormuş. Bakın çoğul, books, biraz, birkaç. Yani çoğul olduğu için are. Şimdi burada da ne dedi? There is some honey in the jar. Kavanozda biraz bal var.
Şimdi neden burası tam birkaç biraz anlamına geliyor? Biz burada neden is kullandık biliyor musunuz? Az önceki gibi there is some milk in the fridge. Yani sayılamayan isimlerle olum yani tekil olarak kullanıyor. Sayılamayan isimlerle tekil. There is some honey in the jar. Burada ne dedik biz? There is some milk in the fridge. Milk sayılan bir şey mi? Süt? Hayır. Peki bal sayılan bir şey mi? Hayır. Sayılamayan isimlerle de genellikle tekil olarak kullanılıyor. Çoğul olarak kullanılmıyor. Do you understand? Okay. Any. Sayılabilen çoğul isimlerle ve sayılamayan isimlerle olumsuz cümlelerde ve sorularda kullanılır. Ancak sayılabilir isimlerin önüne kullanılınca isim çoğul olmalıdır diyor. Şimdi şu örneklere bakalım. Any sayılabilen çoğul isimlerle ve sayılamayan isimlerle olumsuz cümlelerde ve sorularda kullanılır. Ancak sayılabilir isimlerin önünde kullanıcı isim çoğul olmalıdır. Şimdi buraya bakalım. There aren't any tickets for the show tonight. Ne diyor? Bu geceki gösteri için hiç bilet yok. Bir cümlede en iyi kullanıyorsanız mutlaka olumsuz olmalı çocuklar. Yani en iyi cümleye olumsuzluk anlamı katar. There aren't any tickets for the show tonight. Bu geceki gösteri için hiç bilet yok. Şuralara tekrar bakalım şu cümlelerimize. There isn't any milk in the soup. Ne diyor? Çorbada hiç süt yok. There isn't any money in the bag. Çantada hiç para yok. Okay? No, not ile hemen hemen aynı anlam verir. Cümleyi anlamsız yapar. Mesela biz burada there is no cheese in the refrigerator. Mesela burada isn't da diyebiliriz. Ne diyorum? Buzdolabında hiç peynir yok. Is no da isn't aynı anlama geliyor. Bunu burada söyleyebiliriz çocuklar. Okay. Look at the sentences. Now look at the sentences. Şimdi cümlelere bakalım. There are some children in the park. Şimdi ne diyor burada? Parkta bir çocuk var. Parkta bir çocuk var. Child yani çocuk anlamına geliyor. Children ise çocuklar anlamına geliyor. There are some children in the park. Parkta birkaç çocuk var. Okay? Do you understand? There is a pub next to the cinema. Sinemanın bitişiğinde bir pub var. Yes. There aren't any people in the living room. Oturma odasında any kimse, olumsuz anlamı katıyor değil mi? Oturma odasında kimse yok. Living room oturma odası. Oturma odasında kimse yok. There is a man in the door. Bakın şimdi çocuklar. Burada neydi? Man. Sessiz bir harf değil mi? O yüzden E geldi. There is a man in the door. Kapıda bir adam var. There isn't an art gallery in our town. Art gallery. Art ne? Sesli bir harf. O yüzden N geldi. Okay? There isn't an art gallery in our town. Kasabamızda sanat galerisi yok. Yani ben size kısaca anlatmak istersem çocuklar. Bir dakika, one minute. Table. Apple. Şimdi kelimelerimize bakalım. Table. Masa demek. Apple. Elma demek. Şimdi hangisine E gelecek, hangisine N gelecek? Table. Sessiz bir harf değil mi? Bakın. Table sessiz bir harf olduğu için E. Yani bu bir sesli bir sessiz olacağını düşünün. Apple sesli bir harf değil mi? N. Anladınız mı çocuklar? Başında sessiz bir harf varsa E gelir. Sesli bir harf varsa N gelir. Mesela there is a table. There is an apple.
Bir masa var, bir elma var. Okay, do you understand? Thank you for listening to me. Stay healthy. Goodbye. See you soon.